Suriye, yani bizim demek ki doğumuzda sorunlar var. Güneyimizde de İran'la karşı karşıya getirmek istendiğimizi zaten söyledi Mehmet Ali Güler. Hemen güneyimizde de Suriye meselesi var ve hala bu mesele çözülemedi. İsterseniz biraz Suriye'yi de konuşalım. Aslında bunların hepsi birbirine bağlı. Bağlı. Birbirine bağlı. Hatta hepsini şey diyebilir miyiz? Yani doğusunda, batısında, güneyinde sorun var diyor. Esas sorun Ankara'da. Esas tabii. Esas sorun Ankara'da. Yani işte o yukarıdan gidiyor, bu güneyden gidiyor, kuzeyden gidiyor. Niye? Çünkü Türkiye'de tutarlı, ne yaptığını bilen, ne söylediğini bilen. Burası İdlib, onu söyleyeyim de. Bu şu anki ortadaki görüntüler Suriye ordusunun İdlib'e gerçekleştirdiği hava taarruzu ya da topçu atışı, işte karışık mı bilmiyorum. Öyle bir şey. Anadolu Ajansı'na Taarruz geçmiş. demeyelim de neticeyi kendi Ya topraklarında eylem evet, yapıyor, taarruz operasyon. demeyelim de evet, operasyon diyelim. Evet, Teşekkür ederim. ama yani askeri anlamda yani Taarruz da denebilir. Taarruz burada. Önemli bir operasyon. Yani adını ne koyarsanız koyun, askeri anlamda önemli bir operasyon. Yani belli ki belli hedefler alınmış. Tabii yani şeyden de belli. Görüntü Yani önemli. böyle gelişi güzel atılmış veya işte böyle bir misilleme yapılmış falan değil. Yok. Yani belli hedefler alınmış. Bunun arkasında mutlaka belli amaçlar, belli maksatlar vardır. Her neyse. Şimdi sorun şu. Yani Ankara'da evet doğru. Sorun şu. Şimdi örneğin mesela patates pahalanıyor veya piyasadan çekiliyor. Şimdi bunlar patates pahalandı. İşte yok hani fiyatı yükseldi. Hemen patates depolarına baskınlara başlıyorlar. Birkaç tane kamera işte iletişim başkanları devreye giriyor falan. İşte bunlar işte bakın stokçular işte dış güçler şunlar bunlar falan. Terörist. Patates bundan böyle oldu. Şimdi bir süre sonra işte o unutuluyor. Örneğin soğanın fiyatı yükseliyor. Sonra soğan depolarına baskınlar şunlar bunlar falan başlıyor. Veya ne bileyim mesela raflarda marketlerde Herhangi bir ürün. herhangi bir ürün azalıyor. Bu sefer marketlerin üzerine, zincir marketlere. Stokçu bunlar. Stokçular şunlar bunlar falan diye. Yani geriye dönüp bakıp da ya acaba biz bir şey yanlış mı yapıyoruz? Yani acaba arzla talep arasında bir dengesizlik mi var? Örneğin şeker yeterince üretilmediği için mi fiyatı artıyor falan? Hiç bunları yani geneline bakmıyorlar. Yani yapısal reformlar, yapısal Başka reformlar. türlü çözdüler. Sorun psikolojik Ha, dediler. şimdi en son psikolojiye gelindi. Yani şimdi dış politikayı da böyle yürütüyorlar. Bunlar dış politika anlayışı da bu. Şimdi bakıyor, bugün ne var? İşte Azerbaycan, işte Ermenistan, Karabağ sorunu 20 yıldır devam ediyor. Ya burada bir zafer yaratırsak, seçimler de yaklaşıyor. En az 3-5 puan buradan alırız gibi. Ona odaklanıyor. Veya Suriye'de bir durum oluyor. Ya acaba şuradan biraz daha böyle bir yüksek perdeden konuşsak, birkaç mermi atılsa. Hadi şuradan da mesela bir Münbiç'e şöyle bir yaklaşsak mı? Orada bizim medyaya da iletişim başkanlığı vasıtasıyla seferber ederiz. Türk askeri girdi diye birkaç böyle Türk bayraklı aracının resmini gösteririz. 3-5 puan da oradan alırız falan gibi bu şekilde hep yaklaşımlar var. Yoksa ya bizim dış politika konularımız neler? Bunların öncelikleri neler? Biz bu önceliklere ulusal çıkarlarımızın gerektirdiği şekilde gereğini yapmak için acaba nasıl bir siyaset, nasıl bir strateji, nasıl bir planlama yapmalıyız, nasıl bir uygulamaya gitmeliyiz? İçeride, dışarıda, askeri, diplomatik, kamu diplomasisi, siyasi girişimlerimiz nasıl olmalı? Böyle bir arayış yok. Şuraya gelmek istiyorum. Şimdi bu Azerbaycan, Bir orta vadeli program yok değil mi? Hani ekonomide zaten hayal program açıklıyorlar da dış politikada hani kısa vadeli program bile yok sizin anlattığınıza göre. Günlük, günübirlik. hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Günübirlik. Bir kere bu Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ sorunu yani sadece Karabağ değil Ermenistan'ın %20'den fazla toprağı 20 yılın aşkın süre işgal altındaydı. Ermeni işgal altındaydı. Zaten Azerbaycan. Azerbaycan'ın. Zaten bunun bu kadar uzatılmaması, gereğini yapılması gerekirdi. Yapıldı. Nasıl oldu? Arkasında ne vardı? Onları aslında daha tam bilmiyoruz. Ama şimdi burada
İsrail ve İran'ın iki bölgesel aktör olarak Azerbaycan lehine alınan bu sonuçta şu veya böyle ciddi rolleri olduğunu gözden bırak tutmamak lazım. Yani bu sadece Ermenistan'la Azerbaycan arasında olan bir şey değil. Rusya'nın yeşil ışığıyla zaten biraz başladı. Evet, Rusya'nın yeşil ışığı İsrail'in çok ciddi silah katkısı olarak konuşuldu o dönemde. İsrail tabii ki var. Şimdi bugün de bunun tabii yansımaları devam ediyor. Bu dengelerin tabii bir kere çok iyi gözetilmesi ve unutulmaması lazım. Yani buradaki şey. İki, şimdi bu tür durumlarda mümkün olduğu kadar kısa zamanda sonuca ulaşmanız beklenir. Askeri olarak ve siyasi olarak. Zaten askeri olarak bir yere ulaşmadan siyasi sonucu alamazsınız. Ama askeri sonucu aldıktan veya bir yere getirdikten sonra zaten siyasi sonucu almanıza imkan verecek noktaya gelmeden askeri harekatları durdurmamak lazım. Zaten planlama öyle yapılır. Yani öyle yapılması gerekir. Yani normal devlet aklı olsa öyle yapar. Der ki ben şu siyasi sonucu almak istiyorum. Bu siyasi sonucu almak için en azından asgari şu askeri sonucu almam lazım. Oraya kadar askeri harekata devam ettirirsiniz. Onun arkasından da en kısa zamanda o siyasi sonucu alırsınız. Şimdi burada benim görebildiğim kadarıyla askeri harekat bir aşamada durdu veya durduruldu. Ve o gün bugün tıkandı. Evet. Tıkandı. Bir adım ileri gidilmedi. Şimdi buradan Suriye'ye gelelim. Şimdi Suriye'de benim değerlendirmeme göre Türkiye'nin ulusal çıkarları ile ilgili sorunlar listesinde Suriye konusu bence bir en numarada. En yukarıda duruyor. En yukarıda. Şimdi bunun çözülmesi nasıl mümkün olacak? Demin demiştim ki İsveç'le ilgili konuda. Türkiye'nin ulusal gücü. Şimdi ulusal gücün maksimize edilmesi lazım. Yani bu sorunlar güçle çözülür. Evet. Bu sadece askeri güç değil. Onun için ulusal güç diyorum. Askeri güç de bunun bir boyutu. Gücü maksimize etmenin bir yolu ittifaklar. Şimdi burada Türkiye'nin ulusal çıkarları, Suriye'nin üniter yapısı ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesini gerektiriyorsa, o zaman aynı ulusal çıkarı, benzer ulusal çıkarları olan ülkelerle işbirliği yapmak zorundasınız. Şimdi bunun da Rusya olduğu, İran olduğu ortada. Ha siz İran'ı seversiniz, sevmezsiniz, Rusya'yı seversiniz, sevmezsiniz. Oradaki rejim öyledir, yönetim böyledir. O ayrı bir konu. Sizin ulusal çıkarlarınız neyi gerektiriyorsa onu yapacaksınız. O zaman sizin Kafkaslar'da da, Suriye'de de, başka yerlerde de, Libya'da da, Ukrayna'da da Rusya'yla daha yakın bir siyasi duruş, tavır, tutum içinde olmanız gerekir. Niye? Çünkü sizin ulusal çıkarlarınız içinde en yukarıda bir numaralı sorun bunu gerektiriyor. Ha diğerleri farklı komplikasyonlar olabilir. Mükemmel çözüm yok. Yani %100 doğru, %100 böyle siyah beyaz gibi değil. Şimdi işte sorun burada. Sorun burada. Siz tabii ikinci apilamit, neo apilamit politikası diyorsunuz. Evet doğru. O da yani o da benzer şeyler uygulamıştı. Ama o dönemin dünya dengeleri içinde kendine bir yol buldu gitti. Ama kendi kontrolü dışındaydı o gelişmeler. Şimdi mesela işte öyleydi de böyleydi de toprak kaybetmedi. Ya toprak kaybettiği belli. Yani milyonlarca kilometre kadar toprak kaybetti de. Asıl gözden kaçan şey şu. O olan bitenler 2. Abdülhamit'in kontrolü altında olan şeyler değildi. Onun dışında gelişti olaylar. O da onun esiri oldu. Ve neticede bugün nasıl Amerika'nın kuyruğuna takılmışsa birileri, o da Almanya'nın kuyruğuna takıldı. Yani bizi alıp da savaşa sokan Almanya'dır. Savaşı kaybettiren de Almanya'dır. Netice ve beraber kaybettik. Onların imparatorluğu da yıkıldı. Bizim imparatorluğumuz da yıkıldı. Şimdi Suriye'ye gelelim. Şimdi en son biliyorsunuz bugün gelecek, yarın gelecek, Temmuz'da gelecek, Ağustos'ta gelecek, Eylül'de gelecek derken Putin gelmeyeceği anlaşıldı. Kalktı kendisi gitti. Şarnıçar. Döndü geldi süngüsü düşmüş olarak. Ne dedi? Efendim Esad tribünde oturmayı tercih ediyor. Herhangi bir inisiyatif almak istemiyor. Herhangi bir çözüm istemiyor. Şimdi tabii bu uçakta söyleniyor biliyorsunuz. Uçakta da etrafındakiler var. Köşelerinde gereğini yapanlar. Hepsi biliyorsunuz. Şimdi bunlara da malum iletişim başkanlığı ışık tutuyor. Onu söyle, bunu söyle. Şimdi bunlar diyorlar ki, geçen gün birisine denk geldim.
O beni güldürür, Allah da onu güldürsün. O kendisini bilir. Efendim, Esad PYD'ye hiçbir şey söylemiyor. Amerika'ya bir şey söylemiyor. IŞİD'e de bir şey söylemiyor. Ona da söylemiyor. Ruslara da söylemiyor. Bir tek Türkiye'ye çıksın diyor. Ya böyle bir şey yok kardeşim. Sen nereden uydurdun bunu? O zata söylüyorum. Şimdi Esad diyor ki, şimdi bizimki diyor ya, bir türlü benimle buluşmuyor. Esad da diyor ki, ya diyor biz diyor Tayyip Erdoğan'la buluşup diye ne yapacağız diyor. Gazoz mu içeceğiz diyor. Aynen böyle söylüyor. Biz ne gazoz mu içeceğiz biz diyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet. Şimdi Tayyip Erdoğan da diyor ki uçakta. Efendim diyor yani bölgede diyor alandaki diyor realiteleri diyor kabul etmesi lazım diyor. Ne o realite? Fırat'ın doğusunda bir PYD PKK devleti kurulmuş. Bir tek ilan edilmesi kalmış. Arkasında da Amerika ve Batı güçlü olarak duruyor. Siyasi, ekonomik, askeri gücüyle duruyor. Batısında da bir El-Nusra devleti. Ha, batısında da burada El-Nusra devleti var. İşte şimdi var, artık İdlib'den Afrin'e doğru gidiyor. Evet. Bu tarafta İhvan devleti var, o var, bu var. Bizim kaymakamlar falan oralarda görev yapıyor. Biz de parasını var. Evet, hepsini ödüyoruz, ediyoruz. Bizim üniversiteye bağlı orada fakülte var. Tabii ki. Oluk oluk da para akıyor. Oluk oluk da para akıyor. Yani bu mu realite? Peki, şimdi diyor ki o arkadaş, o köşesinde gereğini yapar. Diyor, Türkiye'den başka diyor çözüm öneren yok. Ben şimdi soruyorum buradan. Türkiye'nin çözüm önerisi ne? Kim biliyor? Yani Türkiye'nin Suriye ile ilgili çözüm önerisi ne? Kim söyledi? Tayyip Erdoğan böyle bir çözüm mü paylaştı bizimle? Yani Tayyip Erdoğan nasıl çözmeyi düşünüyor Suriye'yi? Yani Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki alandaki gerçeklik ne? Yani o gerçeklik ne? Yani Esad'ın kabul etmesi gereken gerçeklik ne? Yani bunu kimseye söylemiyor ki, kimse dillendirmiyor ki. Boş boş ortada konuşuyorlar. Şimdi gerçeklik şu. Gerçeklik şu. 2012 5 Eylül'ünde ki ne olmuş? Aşağı yukarı 11 yıl olmuş değil mi? Evet. Aşağı yukarı 11 yıl tam. Tayyip Erdoğan kalktı dedi ki... Neredeyse tam. Evet neredeyse tam. Biz dedi buraya gideceğiz. Emevi Camii'nde namaz kılacağız. Selahattin Eyyubi'nin mezarında dua edeceğiz. Kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Kim o kardeşler? Kardeşler dediği İhvan. İhvan da kucaklıyor. Gidip de Esed'le kucaklaşacak hali yok. Sonra ne oldu? Adana mutabakatına rağmen 2009'da yaptığımız güvenlik işbirliği anlaşmasına rağmen 2010'da yaptığımız terör ve terör gruplarıyla ortak mücadele anlaşmasına rağmen o anlaşmada söz verdiğimiz her şeyin tersini yaptık. Ve Suriye'nin terör örgütü kabul ettiği gruplara fiili destek verdik. Suriye iç savaşının parçası olduk. Savaşın parçası olduk. Fiilen parçası olduk. 2016'dan beri de oradayız. Şimdi geldik. Daha vahimi burada Türkiye'de alternatif bir hükümet kurduk. Alternatif bir meclis kurduk. O meclise bağlı bir ordu kurduk. Ya işte onu söylüyorum yani. 2009'da, 2010'da imzaladığınız anlaşmada ne yazdıysanız onun tam tersini yaptınız. Tam tersini yaptınız. Yani ona sen PKK'ya bunları yapma dediğiniz her ne varsa Suriye devletinin terörist kabul ettiği gruplara siz o desteğin kat be katını verdiniz. 2016'dan beri de fiilen bu ülkeyi işgal altına bulunduruyorsunuz. Ha şimdi diyorlar ki, efendim biz Türkiye'nin sınır güvenliği ve biz terörle mücadele için bunu yapıyoruz ve oradan da çekilmeyeceğiz bu iş bitene kadar. Siz buraya 2012'de bu desteği verdiğinizde ne IŞİD vardı, ne PKK terör koridoru vardı, ne El-Nusra vardı, ne de Fırat'ın doğusunda bu devlet vardı. Hiçbir şey yoktu. Siz zaten onun için girmediniz ki oraya. Siz Şam'daki rejimi değiştirmek için oraya gittiniz. Tunus'taki gibi, Libya'daki gibi, Mısır'daki gibi. Rejimi değiştirmek için siz oraya girdiniz. Siz oraya BOP'un parçası olarak gittiniz. Siz Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı olmakla övündüğünüz bir dönemin arkasından buralara girdiniz. Ve bu belaları başımıza sardınız. Şimdi soruyoruz doğal olarak. Doğal olarak. 11 yıldır bu savaşın parçasıyız. 7 yıldır fiilen askerimiz, polisimiz, istihbaratımız, öğretim üyemiz. Onlarca orada. Yüzü aşkın şehit verelim. Peki buradan biz nasıl çıkacağız kardeşim?
Nasıl çıkacağız buradan? Sizin çözüm öneriniz ne? Bir kere siz önce bize anlatın. Bize anlatın. Esat da belki duyar. Ha, ondan sonra hani bir kere bizi ikna edin. Ondan sonra da Esat'a deyin ki arkadaş bak ben bunu böyle bir çözüm önerim var ve kendi kamuoyumla ben bunu paylaştım. Kendi parlamentomda bunu tartıştım. Milli Güvenlik Kurulu'nda konuştum. Ben bunu artık devlet siyaseti haline getirdim. Gel şimdi masaya oturalım. Birlikte bu bataklığın içinden birlikte çıkalım. Varsa bir yönteminiz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. O zaman böyle bir çözüm öneriniz olmadığı için adam diyor ki ne yapacağız biz?